Evet, bugünkü son duruma Aybüke ile başlayalım ha. Merhaba, merhaba yap, merhaba. Aybüke merhaba yap. Merhaba yap. Hadi. İyi, iyi. Burada da kuzeni Ayşe var. Merhaba yap Ayşe. Ayşe merhaba yap. Ayşe, hadi çekiyorum, video çekiyorum bak. Ayşe. Ayşe. Ne haber? Aa. Çok hastaydı bu aralar. Yeni yeni iyileşiyor. Bay bay ya. Bay bay ya. Durum böyle. Evet kardeşler, Aybüke ile Ayşe'yi de çektikten sonra uzun zamandır çekmiyorsun diyen kardeşlerimiz için son duruma başlamış bulunmaktayız. Bugün günlerden 17 Ekim Salı. Gününüz hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Muhabbet kuşlarımız bu şekilde. Valla herhalde birkaç zaman sonra artık ürerler diye düşünüyorum. Yani çünkü çok uzadı. Bu arada Mehmet Can Dalan kardeşimden selamlar. Ona da buradan selamlar, sevgiler. Şimdi dün canlı yayında konuştuğumuz sohbetler, dün çok moralim bozuktu, kusura bakmayın. Yani hani kolay kolay morali bozulan birisi değilim ama böyle ailevi konular, hani ailendeki insanların garipliklerini gördüğü zaman insan gerçekten beta erkek kondisyon mu kaybetmiş ya? Evet, bayağı bir kondisyon kaybetmiş. Ona bir canlı yayın takviyesi yapalım. Yani ailendeki insanlardan alınca bu darbeyi çok kötü oluyor gerçekten. Yani insan beklemediği kişilerden görünce gerçekten kırılıyor. Burada bakıyorum. Su piresi kültürümüz çok, yani yeniden canlanıyor gibi ama gerçekten düşük. Yani çok düşük. Yo, bir dakika. Bende bir problem var. Pirelerimiz büyümüş bile. Yani şurada bir miktar var. Evet, pirelerimiz büyümüş. Ben şimdi bunlardan hiç çekinmeden, oo, nasıl kaçışıyorlar. Kaçmayın çocuklar, siz iyi bir amaç uğruna. Oo, hepsi de kaçtı, hiç fazla yakalayamadım. En azından beta'ya verelim de. Ha, yani öyle olunca insan kırılıyor. Gerçekten insan kırılıyor. Hem de çok kırılıyor yani. O yüzden moralim bozuk da olsa açıp konuşmak istedim sizlerle. Durum böyle. Yapacak bir şey yok. Bu konulara da değiniriz ilerleyen zamanda. Aman abi sen gelme. Yani şöyle. Bunlar bizim toplumumuzun kalıtsallaşmış kanayan yaraları valla. Yapacak bir şey yok. Hani. Ama elimizden geldiğince düzeltmeye çalışacağız. Birkaç kardeşimiz tam beni anlatmışsın falan demiş. Yani tabii aynı dertlerden olmayan insan yoktur diye düşünüyorum ülkemizde. Hatta milyonlarca vardır diye düşünüyorum. Akvaryum odasında da durumlar bu şekilde. Ha, bu arada şeyden bahsedeceğim. Beta ile ilgili çok soru soran kardeşimiz var. Bu arada bir kardeşimiz bana dişi beta verebileceğini söyledi. Bakalım. Bekliyoruz. Ne zaman verecek, nasıl verecek? Ben de onu bekliyorum. Hani bir an önce üretime geçip şu şeyi halletmek istiyorum. Yani çok soru geliyor. Hani yavrular çıktıktan sonra nasıl yaşatabilirim? Hani o aşamaya ben de gelemedim ne yazık ki kardeşler. O aşamaya onu yani şey yapmam gerekiyor. Tecrübe edip sizlerle de paylaşmam gerekiyor. Çünkü onu ben de daha başaramadım. Evet, erkek betamızın kondisyonu düşmüş ya. Bayağı bir düşmüş hem de. Pireleri atmama rağmen yakalayamadı.
Bunlara da azar azar şu karışık pul yemden vereyim. Evet, erkek betamız ne yazık ki bayağı bir zayıflamış falan. Bunu ne yapacağız bunu? Oğlum yem yesene. Yani o kadar da besliyoruz canlı yemlerle bilmem nelerle. Allah Allah, çok ilginç. Toparlar inşallah. Şimdi güzel kardeşler, akvaryumumuzdan biraz bahsedelim. Ha. Beta, bir de çok soru geliyor beta ile ilgili. Ben de daldım betaya, baka kaldım, kusura bakmayın. Beta ile ilgili yavruları neyle beslemeliyim? Valla ben ilk 2-3 gün yumurta sarısı, yatay yüzüşe geçtikten sonra ilk 2-3 gün yumurta sarısı, sonra canlı artemiyeyi verin gitsin kardeşler. Canlı artemiye niye hareket ediyorlar? Çünkü yavrular öyle yiyor, daha iyi oluyor. Burada da pek bir sorun yok. Yosun yiyiciler yosunları, buradaki yosunları da tüketiyorlar diye gibi geldi bana. Bu diplerdeki yosunlarda bir azalma var. Durumlar gayet iyi güzel kardeşler. Şükürler olsun. Telefonun odaklaması için illa dokunmam gerekiyor. Onu anlayamadım. Şimdi bir dakika, Japonlarımıza yem vermeyi unuttuk. Gerçi onlara yem vermeyi unutsak da önemli değil. Oradan su mercimeğe veriyorum. Bakın üçü de burada. Sonra demeyin bana nerede bunlar. Bu arada yine reklamını yapayım. Azolla. İsteyene yanında su mercimeği. 8 kökte su marulu. 20 liraya gönderebilirim. Veya gelip alabilen alabilir. Terasa çıkalım. Su marullarını da göstereyim. Şimdi güzel kardeşler. Kümesi bayağı bir ilerlettim. Çatıyı bitirdim. Yani çatının son hali bu değil ama. Yani çatıyı bitirdik yani. Çatının kaplamasını maplamasını yaptım. Bunun üstüne bir malzeme daha geçmem gerekiyor. Yani bir de bu elimdeki tahtaları şöyle bir demir çubuk bulup şöyle şuraya kapının olacağı yeri yaptım. Belli ettim. Hani biraz yamuk da olsa olsun, iyi oldu. Bu elimdeki tahtaları da burayı kapadım bir miktar. Şu kalın tahtalarla da kapıyı yapacağım. Bakalım başka malzeme bulup kapıyı da gayet güzel bir sağlam bir kapı yapmam gerekiyor. Yani kümesin içine şöyle rahatlıkla girilebiliyor. Yani şu eğilme olayını hiç sevmesem de yapacak bir şey yok. Zaten çok müdahale etmek istemiyorum. Hani kuşları böyle çok evcilleştirmek istemiyorum. Bu kümeste asıl amaç uçurmak olacağı için güvercinlerde de göreceğiz bunu ilerleyen zamanda. Bazı kuşlar da karakteristik özellikler barındırıyor insanlar gibi. İşte kimisi hem uçup yavru bakabiliyor, kimisi bakamıyor, sadece uçmaya odaklanıyor. İşte kimisi ahlaklı oluyor, kimisinin ahlakı zayıf oluyor. Bunları hep birlikte göreceğiz kardeşler. Bunlar ilerleyen zamandaki konularımız olacak. Tabii kümesin yapımıyla ilgili de ayrı bir video hazırlıyordum. Bakalım o nasıl olacak, onu nasıl yapalım. Nasıl yapacağım? Bugün de çekmem gerekiyor ona yine ek olarak. Çünkü değişiklikler oldu. Akvaryum odasında durumlar böyle güzel kardeşler. Yani dediğim gibi böyle can sıkıcı şeylerimiz var bizim toplum olarak. Tabularımız. İşte ahlaki değerlerimiz artık kültür haline gelmiş. Orta Doğu'dan bize geçip. Bunları ne yazık ki aşmamız gerekiyor. Yani ne yazık ki varlar ve aşmamız gerekiyor. Toplum olarak daha çok bilime, ilime yönelmemiz gerekiyor. Daha çok sevgi dolu işler yapmamız gerekiyor. Birbirimizi sevmemiz gerekiyor. Yani bunlar çok önemli kardeşlerim. Aman bunlara dikkat edelim yani. Sevgi olmadan hiçbir şey olmuyor ya. Ben bunu tecrübe ettim 34 yaşımda. Sevgi olmadan, ilim bilim olmadan hiçbir şey olmuyor bu hayatta. Yani diğer şeyler hep teferruat. Yani diğer şeyler teferruat. Ha tabii şu diyeceksin, diğer şeyler teferruat. Din de teferruat mı? Hayır, din teferruat değil. Yani
din insanın kendi vicdanında yaşaması gereken bir şey yani, o yüzden. Çünkü dışarıya vurduğunuz zaman karışık işler çıkıyor ortaya. Bunu kendi içinizde yaşayın. En güzeli budur. Durum bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın dostlar. Görüşmek üzere.